saat bir oldu. Merhaba. Bugün çok mutluyum. Neden? Çünkü bugün benim doğum günüm. Şimdi ay çok bağırdım. Adam bana baktı. Senayla buluşmaya gidiyorum bugün. Şimdi dersten çıktım. Senayla buluşacağım. Fotoğraf çektirmeye gideceğiz. Çünkü ehliyetim için fotoğrafa ihtiyacım var. Senayla da fotoğrafa ihtiyacı var başka bir işi için. Senay beni bekliyor. Bayağıdır da bekliyor. Onunla fotoğraf çektireceğiz. Sonra Yonca'yla buluşacağız. Sonra onlar takılacağız. Sonra ben erkek arkadaşımla buluşacağım. Böyle bugün top dolu bir gün geçireceğim. Sizi de yanımda götürüyorum. Şimdi Yonca geliyor herhalde. Eğer şuysa görünmüyor şu an. Eğer şuysa geliyor. Senayla buluştuk. Sena. Hala o tarafa bu tarafa bakıyor. Doğum günü mü kutla? İyi ki doğdun. Şimdi fotoğraf çektireceğiz demiştim ya, birden ikiye kadar dinlenme şeyleriymiş, araymış yani. O yüzden onu bekliyoruz. Sonra gidip fotoğraf çektireceğiz. Şimdi geldik buraya, aşağıya iniyoruz. İlk defa Kore'de fotoğraf çektireceğim. O yüzden nasıl oldu acaba hiçbir fikrim yok. Böyle bir yere indik aşağıda. Kıyafetler var burası. İşte işe girerkenki çekilen fotoğraflardan. Burada fotoğraflar. Grup fotoğraflar da varmış. Burada böyle şeyler var hazırlanmanız için. Hemen hemen aynı Türkiye'dekilerle böyle bir yer. Ve geliyor. Za, tavuğu kütüro. Ve kugele yoro. Kürüçü. E. Za, bunu çok ben. Yoro. E. 잠시고 그대로 네 살짝 미소 네 보이 보이 봐주시면 옛날에 ne yaparsak yapalım birlikte yapıyormuşuz. İskalatlarımızı çektirdik bir şekilde. Önce kadın aşırı oynamıştı suratlarımızla, böyle hani her şeyi silmiş, suratlarımızı ufacık yapmış. Biz biraz daha düzelttik. Evet ve dedik, ama şimdi doğal olsun evet, yani. Evet ama tatlılık yaptı. Normalde Sena'nın bu şeylerin silmesi gerekiyordu. Hani başvuracağı yer için kolyesini falan, ama kadın işte sadece iki tanesini silecek, diğerlerinin hepsi de kalacak. O yüzden mutluyuz şimdilik. Benim sonunda şimdi öyle biriyle geldik yemek yemek için. Burası Japon restoranı. Bugün cum hekak dönemde pinçanaya. Bana kek almışlar. Bu kekli pasta. Papatya gibisin, o yüzden papatyalı pasta aldık. Bu da şu ödüm bir tane. Sen soğan çekersin. Türkiye Tokyo'ya burla, Tokyo'ya burla. Sangmanım. Sangmanım. Tokyo burunika. Senin çukahamnida. Senin çukahamnida. 사랑하는 우리 외출이 생일 축하합니다. 우! 소원 빌었어? 빌었지. 짜잔. 어머까지. 이거 축하해요? 이거 샀어? 아직 안 샀지? 안 샀어. 아, 너무 귀여워. 야, 나랑 똑같아. 내 거는 아직 조금 늦을 것 같아. 저는 괜찮아. 그냥 여기 오는 걸로도 난 충분히 너무 행복한데. 아, 네. 아, 진짜 너무 고마워. 편집까지 썼어. 이거 뭐야? 이거 먼저 가. 이거 계속 찍어. 바로 뜨거우니까 조심해 주세요. 네. 동전 있어, 대체? 이 밑에 동전으로 긁어봐, 밑에. 이거 뭐야? 이것도 그건가? 후드쿠폰이야 이거? 내가 만들었지. 헐. 아, 이것까지 샀네. 아니, 아, 진짜로. 왜 이렇게 잘해줘? 귀여워. 너무 사랑해. 안고 싶다. 그거 너무 잠깐만. 아니 진짜로. 아니 진짜 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 고마워. 헐 진짜로 너무 너무 마음에 드는 거.
이거 어디에 이거? 붙이지? 컴퓨터에 붙일까? 보여주세요. 아 내가 사고 싶다고 한 거 다 사줬네 그냥. böyle kuponlar yapmış bana neler var anlamadım. İşte üstünde böyle işte kullanma tarihleri falan yazıyor. Böyle kazı kazan gibi bir yeri var. Burada kazıyacağım şimdi ne çıkacak hiçbir şey bilmiyorum. Bunu kullandığım zaman her zaman da buluşabilirmişim. Böyle işte gezelim falan yazıyor. Bizim evde uyuma diyor, kalma. Bekçi amca, wow. Bir bardak şey, bira. Çok cute. 아 진짜 이런 것까지 드라이브를 하기 이 노래 생일 노래야 그대의 생일날 benim için 제 doğum günü müziği açtılar 이거 내가 운전한 거야? 언니가 운전한 거야? 아르바이트 gitmek diyor bir yere 한국이 맛있는 거 레드티 bir şey yemeyen çünkü burada 그럼 언니랑 총 다섯 개 만날 수 있는 거예요? 그럼 매일매일 써도 돼? 당연하지 그럼 맨날 전화해서 저도 쿠폰 사용하겠습니다 우리 시트 파기로 왜 görünüyor? 예쁜 옷에 gösteriyor 먹자 şimdi yemeklerimiz de geldi biz ama kutlamadan dolayı yiyemedik yemekleri size göstereyim şimdi yemeğimiz burada böyle bu dana eti böyle burada hani ve az pişmiş ya mesela görünüyor burada. Burada üstüne koyup kendimiz pişirip yiyeceğiz. Oo, yogi teke. Şunne. Şapkamı değiştirdim. Yeni şapkamı taktım. Şimdi sizinle birlikte etleri pişireceğiz. Ben koyayım. Böyle aldık. İstediğiniz kadar pişiriyorsunuz. Ben birazcık çok pişmiş seviyorum. O yüzden bayağı da pişireceğim. Şimdi ilk koyduğunda hani daha çok ısınmadı ya bu. O yüzden biraz uzun sürüyor ama sonraki etlerde bayağı çabuk pişiyor. O yüzden yakmadık. Hadi. Size duydunuz. Siz de gelirseniz yakmayın. Bu çongşik diye geçiyor. İşte böyle yani hepsinden böyle hani şu tabakta böyle bir sürü var ya. Sadece yemek değil yani işte salatasıyla falan gelmesi. Böyle oluyor. Şimdi biz yiyelim bunları. Hadi tekrardan her zaman geldiğimiz şeye geldik ve kutu oyunları oynamaya. Bunu daha önce göstermiştim sanırım işte bu domuz oyunu. Domuz oyununu oynayacağız burada. Şimdi kutumuza sana bakacağız. Hani yocada o. Bana içer senin ki çoluk var. Ama hani haruye ama da. Kore pastası. Daha başka bir şey söylemeyeceğim. Şimdi oyunlar oynadık. Çok güzel oyunlar oynadık. Çok eğlendik. Gene aynı şey. Sen fakir arkadaşlar. Her beğeni bir telli olarak getiremedim. Türkiye'den kilo sınırım olduğu için hiçbir şey getiremedim. Buradan alırım diye hiçbir şey getirmedim ama hala alışverişe gidemediği için böyle kıyafetleri hep aynı oluyor. Bir de bana denk geliyor sanırım. Hani her birini buluştuğunda bunu giyiyor. İşte böyle oyun kafelerde böyle görünüyor. Şu arkada gördüğünüz kitaplık gibi olan yer böyle oyunlar oluyor. Şimdi Minsok'la buluşacağız ve yemek yemeye gideceğiz. Bakalım ne yiyeceğiz. Yemek yemeye geldik. Wow, Paris. Burada yemek yiyeceğiz. Buraya geldik. Böyle biftek ve pasta yiyeceğiz. Makarna. Ama buradaki ortam hani çok böyle birazcık ciddili falan. O yüzden çok fazla video çekmeyeceğim. Biz bunları yiyelim. Sonra çıkınca artık görüşürüz. Yemeği yedik. Yemeği yerken de biz fark etmemişiz. Sipariş verdiğimiz pasta... Allah'ım sürekli aklıma pasta geliyor. Sipariş verdiğimiz makarna yanlışmış. Ve biz yedik böyle dibine geldik. Sonra fark ettik ki başka bir şeymiş söyledik işte sonra değiştirdiler. O yüzden yani iki tane makarna yemiş olunca çok 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 şiştim. Çok gerçek. Kaka yavaşça yiyeyim ben. Evet, andeli kova. Gerçek. Takım ay kroket ediliyor. Tamamında. Ben gerçekten o kadar çok gerçekten kelimesini kullanıyorum ki sürekli beni taklit ediyor şu an.
Demek Cipcim böyle duyuluyordu kulağına. Çok özür dilerim. Ne dediğimi unutturdu bana ya. Ne diyordum ben? Neyse işte şimdi hemen restoranın yanındaki bar kısmına geldik böyle. Bira içiyoruz. Yes. Ömer'le şarap içtik ama ben şarap sevmiyorum. Herkes Fransız burada. Tek Koreli miz yok. Bir de çalışanlar. Gerçekten kendimi hiç Kore'de gibi hissetmiyorum. Bayağı biliriz Avrupa'da gibiyim. Zaten burada Eiffel Kulesi de var. Şurada az önce göstermiştim nerede şurada. Cidden herkes Fransız ve her yerde böyle Eiffel Kuleleri falan var. Sanırım ya bir etkinlik var ya burası Fransızlarla alakalı bir yer. Bilmiyorum öyle. Şimdi buradan da ayrılıyoruz. Bugün doğum günüm benim bu şekilde geçti. İşte sabah ders çalıştım, ödev falan yani derse girdim. Sonra hala beni taklit ediyor. İşte derse girdim. Sonra seni ay önceyle buluştum gördüğünüz gibi. Biz yemek yedik, oyun falan yedik. Sonra Minsoft'ta yemek yedik. Ve şimdi bitti gün. Sonraki günde görüşürüz o zaman. Bugünlük bu kadardı. Oho, ertesi gün oldu ve doğum günüm bitti. Çok mutsuzum. Bir yıl daha bekleyeceğim şimdi. Şimdi nereye gidiyoruz biliyor musunuz? Ehliyetimi almaya artık. Ve bu eminim siz de sıkıldınız ama emin olun yani ben de sizden daha çok sıkıldım. Çünkü son bir 3 videodur ehliyet deyip duruyorum ama bana göre çok daha uzun bir süreç bu yani. Şimdi sadece zaten sınavı falan geçtiğimi söylemiştim. Hani sadece gideceğim ve başvuracağım. Hani ehliyetimin çıktısını almak için kart olarak onu alacağım. İşte fotoğrafta çektirmemin sebebi buydu zaten. Çok heyecanlıyım çünkü daha önce hiç bir ehliyet yani hem ehliyetim olmadı hem de Kore ehliyetini hiç görmedim. Bu yüzden çok değişik geliyor yani gelip ehliyetimi aldığım yerin Kore olması böyle. Sanki birden çok defa alınıyormuş gibi söyledim ama gerçekten siz anladınız beni. Şimdi gidelim ehliyetimizi alalım sonra da video artık buralarda bitsin yani. Böyle görünüyor burası. Bayağı eski bir yer. İşte buradan alacağım şimdi ehliyetimi. Ehliyetimi böyle aldım. Bu şekilde gösteriyorum. Çünkü üstünde kendi kişisel bilgilerim yazıyor. Böyle görünüyor. Arkasını da göstereceğim şimdi. Arkası da bu şekilde görünüyor. İngilizce yapmak isterseniz bir 2000 won falan fazla alıyorlar sanırım. Ama sorun değil. Böyle görünüyor. Ben şimdi bunu sordum. Türkiye'de nasıl kullanacağım diye. Türkiye'ye giderken şimdi yaptıracaktım da sadece bir yıl süresiymiş o yüzden yaptırmadım. Türkiye'ye giderken buraya geliyorsunuz, başvuruyorsunuz ve size böyle pasaport tarzında bir belge veriyorlar. Onu da gösterdi bana. Bir yıl boyunca geçerli oluyor. Yani ben onu aldıktan sonra bir yıl boyunca Türkiye'de bu ehliyetim geçerli oluyor. Bundan sonrası için de hani Türkiye'ye gittikten sonra artık bunun işte karşılaştırması mı denir, yenisini mi vermesi denir artık. Türkiye'de nasıl bir sistem var bilmiyorum bu konu hakkında. Onu oraya gidince artık şey yaparım. Ama zaten önümüzdeki birkaç yıl sürekli Kore'de kalacağım için zaten Türkiye ehliyetine gerek yok şu anlık. Onu o zaman düşünürüm. Ben şu anda ehliyetimi aldım ve artık araba kullanabilirim. Evet benim doğum günüm bu şekilde geçti. Ehliyet serüvenim bu şekilde geçti. Benimle birlikte buralara kadar geldiniz. Hepsini birlikte yaptık gibi hissediyorum. O yüzden teşekkür ederim sizler için de. Sizler için de. Teşekkür ederim sizlere. Yani var kendi videolarımı izlerken o kadar çok fark ediyorum ki böyle saçma sapan yerlere saçma sapan şekilde böyle ekler falan koymuşum. Hani hızlı konuşurken herhalde ağzımdan kaçıyor. Fark etmiyorum yani bilerek yaptığım bir şey değil. Neyse videomu izlediğiniz için çok 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 teşekkür ederim. Diğer videolarda her zamanki gibi görüşmek üzere diyorum. Ve bu videoyu da bitiriyorum.